Merhaba arkadaşlar. Altyazıya geçmeden önce altyazının faydalarından bahsetmek istiyorum. İki tane çok önemli faydası var. Bir tanesi duyma engelli insanların bu videolara erişebilmesi, anlayabilmesi. İkincisi ise Türkçe altyazı yaptığınız zaman bunu yabancı dile çevirip farklı ülkelerden de seyredilme kazanabilirsiniz. Çünkü ben bazı videolarda öyle yapıyorum. Bazı konuları araştırdığım zaman yabancı kaynaklara bakıyorum. Altyazısı varsa bakıyorum. Türkçe'ye çeviriyor otomatikman zaten. Ve farklı kaynaklardan daha farklı bilgiler elde etme şansım oluyor. Tabii aynı şeyi başka insanlar da sizin videolar için düşünebilir. Bunu değinmek istedim. Şimdi anlatıma geçebiliriz. Öncelikle kanalımızı açıyoruz. Ana sayfada ekranın sol tarafında videolarınız kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Şimdi burada videolarımız gözükmeye başladı. Hangisine dil ilave etmek istiyoruz? Geliyoruz, bakın. Hemen yan tarafında düzenli kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. Ben kedi videosunu seslendirmek istediğim için bunu açtım. Şimdi gene ekranın sol tarafında yorumların altında altyazılar var. Ona tıklıyorum. Evet, altyazılar sekmesi açıldı. Türkçe video dili 3 Ocak'ta ilave olmuş. Ekle diyorum altyazılara. Şimdi karşıma böyle bir tablo çıktı. Böyle bir şekil çıktı. Manuel olarak yaz diyorum. Evet. Şimdi videoda ne var? Önce duymamız lazım. Burada videoyu başlatıp dinleyelim bakalım. Baş satırı neymiş? Sensiz geçen günlerimi yaşanmamış sayıyorum. Neriman. Evet, sensiz geçen günlerimi yaşanmamış sayıyorum. Neriman. Ben büyük harfle genelde yazıyorum. Sensiz. Şimdi bunu yazdık. Bu nereden başlıyor ses? Ses, bakın şurada altta gördüğünüz gibi sesten önce başlıyor bizim yazımız. Onun için biraz sesin gerisine koyuyoruz. Ki bu bize şey yapsın. Başlatalım bakalım ekranı. Geçen günlerimi yaşanmamış sayıyorum. Getir. Evet. Uzunluğu iyi. Bunu kısaltabiliriz. Şöyle biraz yavaş bir hareketle şey yapıp hani bittiği noktaya denk getirecek şekilde. Hatta bunu da kontrol edebiliriz. Evet. Konuşma devam ediyor demek ki. Biraz daha şöyle. Şu sembol uzatıp kısaltmaya yarıyor. Evet, Neriman kısmını yazmamışız. Onu devam ettirelim. Şimdi burada artı, bakın şuradaki artı ilave şeyine basıyorum. Hemen diğer yazının akabine benim yazıyı getiriyor. Tabi görüntü, burada şöyle bir şeye dikkat edeceğiz. Bu buradan başlamıyor. Bunun başladığı saniye. Burası. Buradan itibaren şey yapıyor. Diğer sesi de biraz daha arttırabiliriz. Onu da şöyle yapıp bunu sonuna kadar devam ettirebiliriz. Evet. Şimdi buradan bir dinleyelim tekrardan. İki süpermen de rahat geçeyim suyu. Getir. Bir deneyelim. Parmağında rahat çekeyim suyu. Rahat çekeyim suyu. Evet, bu kadar. Şimdi burada bizim sesin nereden başladığını ve ona göre de nerede bittiğini iyi belirlememiz lazım.
kendimiz manuel olarak yazdığımız zaman hatalar tabii çok az olacak. Kelimeleri özetleyebileceğiz. Mesela ben konuşmada ne yapmışım burada? Getir şu parmağını da rahatça içeyim suyu. Getir şu parmağını da rahatça içeyim suyu. Parmağını da kelimesi kullanmışım. Ama burada ne yazdım? Getir şu parmağını rahat içeyim suyu. Yani burada özet yapabilirsiniz. Çünkü şimdi başka bir dile çevirdiğimiz zaman hatalar olabiliyor ek ilavelerde. Şimdi yayınla diyoruz, işimiz bitiyor. Evet, daha önce altyazı ilave ettiğiniz bir videoya farklı bir dile çevirmek çok daha kolay. Şimdi dışarına çıkıyoruz, yayınla dedikten sonra dilekle. Dilekle seçeneğine tıklıyoruz. Almanca'ya çevirmek istiyoruz mesela. Almanca'ya tıkladık. Sonra altyazılar kısmına geliyor. Şimdi başlık ve açıklamayı sona göstermek istiyorum. Zaten kısa bir şey, daha kolay olur. Altyazılardan devam edelim. Altyazılar Almanca ekleniyoruz. Şimdi gene sayfamız açıldı. Burada daha önceden girdiğimiz için, manuel olarak yazdığımız için otomatik çevir dediğimiz zaman burada direkt olarak Almanca'ya çevirmiş vaziyette bize metni sunuyor. Sonra geriye bize tek yayınla demek kalıyor. Yalnız burada dikkat edeceğimiz metni şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Bazı kelimeleri yanlış algılayabiliyor. İşte mesela benim başıma denk geldi. Sıkmak kelimesini cinsel içerikli bir anlam olarak şey yapıp anlamlandırıp o şekilde koymuştu. Tabii ki bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunu da yayınla dediğim zaman işiniz bitiyor. İyi günler efendim. Görüşmek üzere.